Bismillahirrahmanirrahim. Son Din İslam programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Geçtiğimiz bölümde Profesör Doktor Halis Aydemir hocamla vahye muhatap olmanın bize nasıl bir sorumluluk yüklediğini anlamaya çalışmıştık. Bu bölümde de Edille-i Şeriye'nin birinci basamağı olan Kur'an-ı Kerim'i ve vahiyi anlamaya devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyet etsiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyisiniz hocam. Hamdü Allah senalar olsun. Allah hocam. Allah hocam şimdi vahye muhatap olmak bizi Nelerden sorumluluklar? Hangi sorumlulukları bize yükler? Biz bunu kısmen anladık. anlattığınız geçtiğimiz bölümde. Peki bu vahyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmasını da konuşalım mı? Yani bazen diyor hani deve üstündeydi. Deve çöküyordu o vahyin ağırlığıyla falan. Çok farklı şekillerde, farklı zamanlarda vahy olundu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunu nasıl anlamalıyız ya da bunu tam olarak anlamamız mümkün mü? Zihnimize nasıl kodlamalıyız vahyin gelişini? Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem auzubillahinneseitanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin amin Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lenâ min emrinâ rashada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı kısmı ile olan yani o onun özel şimdi bunu Hazreti Peygambere de sordular yani size nasıl geliyor diye o da bizim anlayacağımız şekilde bazı tarifler yaptı. Yani bazen çıngırak sesi gibi. Allah Azze ve Celle'nin ayette ifade ettiği, Cenab-ı Hakk'ın O'na konuştuğu biçimler وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Allah bir beşerle konuşmaz. İlla ancak şu şekillerde. İlla vahyen ya ilham ile konuşur Allah bir beşerle. ev hı hı min vera'i hicabin yahut bir engel ardından konuşur. Ev yursile rasulen elçi göndererek konuşur. Şimdi bunlar vahyin Cenab-ı Hakk'ın beşerle konuştuğu iletim kalanları. Yani bunlardan Allah beşerle konuşmuş. Kimlerle konuşuyor? Seçtiği peygamberlerle, gönderdiği peygamberlerle konuşup insanlara mesajı gönderiyor. Bu bahsettiğimiz üç iletim kanalı Bizim en çok bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'i mesela değil mi? Bunlardan hangisiyle kendi acaba diye merak edersek Cenab-ı Hak dedi ki nezele bihi ruhul emin. Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin indirdi. Ala kalbika senin kalbine. Şimdi ruhul emin Resulullah'ın kalbine indirmiş. Yani hedef nokta da belli. Cenab-ı Hakk'ın anlattığı taraftan bakıyoruz şimdi. Allah'ın Resulü ruhul emin üzerinden kendi kalbine indirilen bir kelama karşılık muhatap. veriyor. Buna muhatap oluyor. Ruhul emin kim? Başka bir ayette kul nezzelehu ruhul kudus. De ki onu ruhul kudus indirdi. Ala kalbika senin kalbine. Yine yeri Resulullah'ta nasıl hangi e, tarafıyla hangi organla karşılıyor bunu? Hep Kalbiyle. Kalbi. Evet. Sonra قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا Başka bir ayette yine Kur'an-ı Kerim'in inişini Resulullah'a konu ettiği yerde dedi ki قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ De ki kim Cibril'e düşman ise فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ Bilsin ki senin kalbine onu indiren odur. Dolayısıyla ruhul emin dediğimiz ruhul kudüs dediğimiz daha önceki programda Hazreti Meryem'e de geldiğini konuştuğumuz hmm. ruh aslında Cibril aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan mesajı getirdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Kur'an, demin konuştuğumuz üç konuşma biçimi, üç konuşma aracı, yolu üzerinden, ruhul emin, elçi göndererek Resulullah'a ulaşmış. Diyerek engel ardından vahi, Hazreti Peygamber'e engel ardından vahi, Mesela rüya engeli üzerinden hmm. Resulullah'a vahiy geldi. Rüya bir engel olarak. Rüya bir edin. engel. Ha. Yani bizimle temas, bu dünyaya bakan, ee, pencere gibi oradan <laughs> rüya engeli üzerinden Hazreti Peygamber vahiy aldı bir sabah kalktı dedi ki ben gördüm bizi mescidi haramda gördüm orada ibadetlerimizi yaptık kiminiz saçlarınızı kısalttınız ibadetlerden ihramdan çıkarken kiminiz tam tıraş ettiniz ya Resulallah oraya biz nasıl gireriz yani kafirlerin elinde orası ben gördüm güvenli bir şekilde oradaydık rüyamda o zaman dediler ki gidelim madem siz gördüyseniz hı hı. bunu ve yola çıktılar. Şimdi rüya engeli üzerinden gelen ama onun bunu görmesini vahiy saydıkları için çünkü Allah'ın ona bir konuşma biçimi bu. Hı hı. Yola çıktılar. Mekke'nin dibine geldiler. Mekke'ye girmek istediler. Mekkeliler engellediler. Hayır giremezsiniz diye. Kala kaldılar, beklediler ama emindiler. Hı hı. Girecekler. Hı hı. Çünkü Resulullah rüyasını gördü diye. Ama sonra Hazreti Peygamber bir anlaşmayla seneye gel gelmek üzere bu sefer geri döndüler. Hem anlaşma maddeleri hoşlarına gitmedi hem de asıl rüya gerçekleşmedi diye rahatsız oldular. Hmm. Dönüşte Fetih Suresi'nin ayetleri nazil oldu ve Cenab-ı Hak onlar ya Resulullah'ın rüyayı rüyası tasdik olmadı, gerçekleşmedi. Hatta Hazreti Ömer diyor ki böyle varıp ben önce Hazreti Ebubekir'e dedim ki Allah'ın hepsidir değil mi? Önde o da ilerliyor. Hmm. E onun yani Cenab-ı Hakk'ın kendine vaat ettiği gerçekleşmeli değil miydi? Bunları sordum dedi git kendisine sor. <laughs> Bilaher Hazreti Ömer bunu keşke Ömer o günden sonra Müslüman olsaydı. Ha. O gün o duruma düşmeseydi diye. Ha. Gelen Fetih Suresi ayetleri tam da onların soru işaretine vurgu yaparak yani Resulullah gördürü ya. Niçin gerçek olmadı? لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ Allah Resûlü'ne rüyayı tasdik etti, gerçekleştirdi yani o yere düşmedi. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ Haram'a. Mescid-i Haram'a kesinlikle gireceksiniz. اَامِنِينَ <laughs> Emniyet üzere gireceksiniz. مُحَلِّقِينَ <laughs> رُؤُوسَكُمْ Şimdi Cenab-ı Hak rüyadaki anlatımın Hazreti Peygamber'in aynısını ayette verdi. Hmm. Güvenli gireceksiniz. Ayrıntıları مُحَلِّقِينَ <laughs> sekum. Kiminin saçlarını tıraş etmiş, ve kiminiz kısaltmış olarak la tahafuna korkusuzca bunu engel ardından gelen vahi bu kez metlu bir oldu. vahiy ile Hz. Cibril ile gelen Hı, bir vahiye konu etti. Aradaki ilişkiyi kurdu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy araçları ister ilham yoluyla gelsin, ister engel ardından gelsin. Yani ilham yoluyla deyince mesela Hz. Musa aleyhisselam kalabalığın ortasında Zinet günü, sihirbazlarla karşı karşıya, sihirbazların ortaya koyduklarını görünce asalar, ipler, hı hı. baktı onlar da canlı gibi gözüküyorlar. Korku doldu. İçine ne baktıyor ki? Fe aujasafi nafsihi, kifetten Musa. Musa içinde korku sezdi. <laughs> dedik ki, la takaf korkma. Hazreti Musa sahnenin tam ortasında içinde bu hitabı duyuyor. Dedik Peygamberi. ki. Korkma, la takhaf, inneke entel a'la, sen üstün ulansın. ve yönlendiriyor. Ve el ma fi yeminike, bu yönlendirme instantly, yani hmm. anlık olayın ortasında ilham ile gelen. Ve el ma fi yeminik, sağ elindekini bırak, telkaf ma sana'u, onların yaptıklarını yutuversin. İnne ma sana'u, keydu sahir. Yaptıkları şey sihirbaz numarası. Hı hı. Bu peygamberlerin Cenab-ı Hak'la iletişimdeki vahyin çeşitleri ve biz bunu Allah'ın anlatmasıyla öğreniyoruz. Yani kendi çıkarımız değil, ayette Cenab-ı Hak ben bir beşerle bununla, bu yollarla konuşurum diyor. Ve Kur'an'ı bu gözle baktığınızda Hz. Yusuf'tan Hz. Musa'ya her kıssada nerede peygamber Allah'la iletişime giriyor, temasa geçiyor, hı hı. nasıl bir vahiy alıyor? Bu gözlükle baktığımız zaman görebiliriz. Şimdi esasen sorumuzun şu kısmı yani peygamberin vahiy aldığı taraf bize anlatıldığı şekliyle Resulullah'ın ifade ettiği, Cenab-ı Hakk'ın anlattığı. Bu sadece yaşanan bir olayın bize anlatımı. Bizim o zamana gidip test etmemiz, o yaşanan olaya vakıf olmamız, hı hı. bakmamız, Bunlar mümkün olan şeyler değil. Dolayısıyla bugünden buradan bakınca bir kimse diyebilir ki yani bunlar yaşandı yahut yaşanmadı. Ben nereden bilebilirim ki? Hı hı. Yani biri ben vahiy aldım diyor bir şeyler getiriyor. Açıkçası burada olmaya da gerek yok. O günkü Mekke'de olsaydık da durum bundan farksızdı. Tabii. Peygamber geliyor. Kalem suresine kim şahit oldu evet, yani, yani değil kim, mi? Kim? Hiçbiri doğrudan peygambere meleğin gelip de Vahiy'i telkin ettiğine şahit olmadılar. O zaman Vahiy'in Hazreti Peygamber'e gelişine şehadet, onun Allah'tan bunu alıp bize ulaştırdığına tanıklık böyle bir şey değil. Melekle irtibatına tanık olmakla ilgili bir şey değil. Nasıl bir şey, bir şey hocam değil. peki? Eğer öyle olsaydı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer onlar da sanki o gün orada tanık oldular gibi. Nasıl bir şey? Bu Salih'in kavminde <laughs> Hazreti Salih, kamine getirmiş Allah'ın ayetlerini aktarmış. Bazıları iman etmişler. İman edenler de böyle toplumun Semud kavminin aşağı kesimi hmm. yani garibanlar hmm. vesaire. Şimdi bu üst kesim diyorlar ki bu garibanlar çaresizlikten salih'e iman ettiler. Çünkü oradan bir çıkış noktası arıyorlar kendi fakru zaruretleri için. Hmm. Hmm. O yüzden onların Aziz Salih'in peygamberliğine dair bir ikna olmuşlukları vesaire yok. Biz onları ya nereden biliyorsunuz desek öylece kalacaklar. O yüzden bu zayıf hani yetersiz kimseleri böyle çaresiz bırakmak üzere sordular. Dediler ki اَتَعْلَمُونَ an صَالِحًا مُرْسَلُمْ مِنْ رَبِّ Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini siz gerçekten biliyor musunuz? Yoksa kapıldınız hani oradan bir ümit yeni bir liderlik ediyor. <laughs> Önünüze açacak diye. Ya biz ona güveniyoruz falan demelerini beklediler. O iyi biri işte. o Yalan söylemez. Söylemez vesaire. Bizi. Hayır öyle cevap vermediler. Biz buradan anlıyoruz. O verilen cevap üzerinden bir peygambere imanın zemini nedir? Dayanağı hmm. nedir? Onun Allah'ın peygamberi olduğuna iman ettim demek. Bu tanıklık hangi zemine oturur? Cenab-ı Hak o soru ve onların verdiği cevap. Üstelik bu verilen cevap bunu not edelim. Toplumun en az eğitim görmüş. O günkü toplumun bile. En işte bir şey bilmeyen. Hani çünkü bazıları bugünkü toplum için diyor ki herkes tahkiki imana gelemez. Gelmemeli. herkes de o kadar şey yok. Birileri katılır hmm. cemaatin, cümle cemaatin toplumun arkasına. Onlar bunu bilemez, eremez, akılları ermez. Bir avam kitlesinin imanda yolu yürümesinin mümkün olmadığını ileri süren bir tez. Bir ön kabulle bazı şeylerden mahrum olacağını itiraf etmesini bekliyorlar. Bekliyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle o kavimde ve özellikle adını koyarak dedi ki müstekbirler zayıf düşürülmüşlere bu soruyu sordular. Herhangi bir kimseye değil. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اَسْتَضَعِفُوا Zayıf düşü, zayıf olan kesime dediler ki اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَمًا قَالُوا onlar dediler ki اِنَّا bima ursile bihi mu'minun biz onunla gönderilenlere müminler olduk biz onunla gönderilmiş şeylere müminler olduk cevap şu demek biz Salih'in peygamber melekle temasını görmedik Salih'in Rabbi ile ilişkisine tanık değiliz biz Salih'in getirdikleri üzerinden iman ettik Salih bize getirdi dedi ki bunlar Rabbinizin sözleridir biz onları aldık baktık, okuduk, inceledik dedik ki bu senin sözlerin değil. Ha. Bu bizden birilerinin de sözleri değil. Evet, iddianı doğruluyorum. Bu yaradanın sözleri. Şimdi önceki programda bunun kanıtlarını hem yaşamak üzere hem başkalarında gözlemlemek üzere konuştuk. Evet. Temas gerçekleştiğinde kulun bu evet yaratıcının sözü olmalı dedirten sonuç imanın buluş imanın sonuçlandığı yer. Cenab-ı Hak hepimizi buraya davet ediyor. Kul de ki: "Le inicete me'atil insu vel cinnu insanlar da cinler de toplansalar ala en ya'tu bi misli hadal Kur'an. Bu Kur'an'ın bir mislini get yapmak üzere bir araya gelseler de ki la yetu ne bi mislihi. Getiremezler onun bir benzerini. Ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira onlar birbirlerine sırt verseler bile Şimdi bazı kimseler zannediyor ki biz meydana çıkacağız. Allah böyle emretti diyor diye biz de bu iddiayı seslendireceğiz. Yani bir bunun Hayır var mı aranızda yazabilen var mı? diye birilerini aramaya çalışıyor. E, sanki aramak. Hı. Ne anlamı var bunun ki? Allah azze ve celle bizi bu sonuca davet ediyor. Öyle bir özgüvene inceleyerek, araştırarak öyle bir sonuca geleceğiz ki diyeceğiz ki bunu insanlar ve cinler, mahluklar bu yapaca yapacakları bir şey değil. Bu var edenin sözü. Hı hı. Bu sonuca geldiğimiz zaman iletimin arada geçirdiği bütün aşamalardan bağımsız bir sonuca geliyoruz. Arada geçen 1400 yıl binlerce milyarlarca insan peygamberin kim olduğu etrafındakiler. Hani bir dünya soru üretebilirsiniz ya acaba peygamberden hı hı. duyanlar doğru duydular mı? Aktaranlar aktardılar mı? Bir başkası da der ki peygamberin kendisi doğru muydu bir defa? Yani, yani herhangi bir aşamasıyla zincirin binlerce halkasıyla ilgili binlerce soru üretebilirsiniz. Sonra da ben mesul değilim bunun Tanrı kelamı ama Allah olayı oradan bağlamıyor ki. Allah düğümü bizim kendi içimizden bağlıyor. Sen ele aldığında bunun benim sözüm olduğunu bileceksin diyor. Dolayısıyla bu, bu ve benzeri söylemler ancak bu sonuçla karşılaşmak istemeyenlerin ürettiği bir mazeret söylemiyle kalıyor. Allah Azze ve Celle sen istemesen de ben istemiyorum temas da edip yüzleşmek istemiyorum varsayalım. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri etrafta dolu ve bunlar bize ulaşıyor karşılığını bizde buluyor ve bu sürecin bir, bir dünya örneğini yaşıyorlar uzaktan uzağa dursalar da diyorlar ki galiba bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten Allah'ın Resulü ama bende o yürek yok. Hmm. Gideyim eleyi alayım çünkü o o ortama girecek halim yok. Tarzım başka. Farklı bir yerde duruyorum. O yüzden ben bu tür söylemlerle aradaki bariyeri koruyarak devam edeceğim. İkna olmak gelen hitap üzerinden olunca arada geçirdiği sürenin de sürecin de ne olduğundan bağımsız hale geliyor. Hmm. Düşünün ki siz sarrafsınız, oturuyorsunuz. Çok iyi. Altının üretildiği merkezler var ve bir altın falanca merkezden üretilmiş şu ayarda size getirildiğinde onun o merkezden üretilip üretilmediğini yoklayacak elinizde aygıtlarınız var. Hiç kapıdan içeri girdi bir postacı, kargocu falanca merkezden getirdim dedi. Bedelini de istiyorum şu kadar gram altın. Sen kimsin? Sen nesin? Sen ne Bunu kadar Nasıl aldın? Nasıl taşıdın? Onlarla ilgilenmiyor. Ver bana malzemeyi diyor. Malzemeyi alıyor. Onu inceliyor. O ufak bir mini test geçiriyor onun bir üzerinden. Evet. Alıyor. Vuruyor. Evet tamam. Malzeme sağlam diyor. Ödeyin arkadaşa 120 gram getirdiği şeyin karşılığını. Aynı buna benziyor. Sen hmm. hangi kargoyla getirdin? Acaba kargocu arada değiştirmiş olabilir mi? Yoksa eğer gelen malzemenin kendisi kendisini ispat etmiyor ise o zaman biz bu süreçte oluşturacağımız binlerce kuşkuyla buna hiç güvenemeyiz ki kargocu mu gönderen mi o kendisi peygamber miydi belki müseyleme doğruydu o yalancıydı yani ben buradan hiçbir şeyi sağlamasını yapamam aradan 14 asır geçmiş diye çeker kendisini kenara ama biz de diyoruz ki senin şu anki durumunla Hazreti Ebubekir arasında bile hiçbir fark yok o dibindeydi ama vahye dair peygamberin vahyi aldığı süreci dair onun bir yoklaması söz konusu değildi yani evet yakınında durayım. Cibril gerçekten geliyor mu? Geliyorsa inanayım, gelmiyorsa inanmayayım. Süreç böyle işlemiyor. Süreç sözün kendisi hak ise yanlışlayamıyorsan bunun herhangi bir beşer sözü olup olamayacağına dair kanaatine bağlı olarak neticeleniyor. İş gelip dayanıyor. İlim yaparak ancak bilebilirsin bunu. Yani bunu inceleyerek o zayıf düşürülmüşler ne ilimi yapacak kardeşim dersen Cenab-ı Hak dedi ki biz bir kimse hiç eğitim görmemiş gariban, semudun zayıf düşürülmüşleri de olsa ki bizim toplumumuzun en az eğitim görmüşleri bile onların herhalde en iyilerine tekabül evet. eder değil mi? Evet. Allah Azze ve Celle kulun ya bu gerçekten Allah'ın kelamı mı? diye adım atmasıyla birlikte sürecin güvencesi Cenab-ı Hakk'ın elinde. O kişi gerçeğin merakı içerisinde olsun. Dolayısıyla biz haricen işleyen bir sürecin Ucunda çaresiz o hakikaten gerçek mi değil mi diye uğraşa duran kimseler değiliz. Sürecin öznesi, bütün ışıkların üzerinde yoğunlaştığı hı hı. ve Cenab-ı Hakk'ın doğrudan ona tanık olduğu yanımızda ve bizim tamamen yaklaşımımıza bağlı olarak sonucu bize yaşattığı. Ben Hakk'ın gerçeği içerisindeyim, Cenab-ı Hak hidayeti yaşatıyor. Okuduğu, incelediği, şimdi bunları söyleyince pek çoklarına şeytan şunu fısıldayacak... Kur'an, nice ayetler ben onları okuyacağım da onların Allah'tan olduğunu, beşerden olmadığını ne kadar zaman bulacağım, ne edeceğim, hangi de, ilimle tasdik hangi edeceğim, tefrik edeceğim de beşer sözü olmadığını bir, o olgunluğa ne zaman ulaşacağım? Bir dünya iş. hem başarabilecek miyim? Hayır olay Hı. öyle değil. Nasıl? Onu açtığı andan itibaren okumaya başladığından itibaren bu işe niyet ettiği andan itibaren gerçek bu mu değil mi merakının peşine düştüğü andan itibaren Cenab-ı Hakk'ın güvencesindedir. Allah böyle iyileri asla zayi etmez. Yani şu mu biz niyet edip yola çıktığımız anda Allah gerekli şeyleri yaratacak, Yaratıyor. şartları oluşturacak. Evet. Hemen. Ona birkaç ayetle bile başladığı andan itibaren bile bu yolu açmaya başlıyor. Şimdi Ebu Heysem ya hatırlamıyorum. Biri oğullarını gönderiyor Hazreti Peygamber'in yanına. Hı hı. Gidin bu adam ne diyor, ne anlatıyor, mesajı nedir? Hı hı. Bir görüşün gelin bana diyor. Geliyorlar Hazreti Peygamber'e. Kendilerini tanıtıyorlar. Biz falanca falanca falancalardanız. Tanıtırken de ağırlıklarını, etkililiklerini hı hı. de ifade ediyorlar. Söz Hazreti Peygamber'e gelince ben de Abdullah'ın oğlu, Allah'ın Resulüyüm diyor. Ne dersin biz duymaya geldik diyor. O dönemlerde de şu ayet nazil olmuş. O ayeti onlara okuyor Hazreti Peygamber. Buyuruyor ki inna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani. Allah adaleti emreder. Vel ihsani. Allah ihsanı emreder. İyi olmayı hem içten hem dışa karşı. Ve ita'i kurba ve Allah yakın akrabaya ulaşmayı, onlara vermeyi emreder. Peki neyden sakındırır? Ve yenha anil Allah haddi aşmaktan, çirkinliğin bütün çeşitlerinden yani fahşadan nehyeder. Vel munkari ve münkerden, kötülüklerden nehyeder. Vel bagi ve salgın, saldırgan olmaktan, hmm. başkasının hakkına mütecaviz olmaktan nehyeder. Ne istediğini ve ne istemediğini özetleyen bir ayeti kerime ya sizi öğütlüyor ki la'lakum tedekkarun. Öğüt alasınız. Sen hele bir daha söyle dediler bunu. Bir daha okudu. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i kurba ve anil vel vel Yani ifadesi de anlatımı da bazıları sanıyor ki yani sadece bu böyle edebiyatı, okunuşu, e, lafzın özgünlüğü. Hayır buna eşlik eden anlam var. Allah neleri emreder bunları bunları, nereden sakandı bunlar bunları. çok iyi şeyleri emrediyor. Sakındırdığı şeyler de düzgün. Gelip babalarına anlattılar. Olar dinledi. İyi şeyleri emrediyor. Güzel şeyleri söylüyor. Yasakladıkları bunlar Allah'ın emrettiği şeyler olmalı. Dedi ki oğullarım siz bu işte başlar olun. Sakın kuyruğa kalmayın. Hmm. Bu işte öncüler olun. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin mesajıyla kulun kontak ettiği yerde yaşanan özel bir durum var. Bunu dışarı çıkaramıyoruz. Bunu sadece yaşadığımızı ifade etmeye çalışabiliriz. Diğer insanlara da siz de bunun bir parçası olun. Buyurun demin konuştuğumuz Jeffrey Lang bu matematikçi tek başına Kur'an'ı okuya dururken ne yaşadı da elin Ta Amerika'sından Müslüman oldu. Bütün karşı rüzgarı göğüsledi. Bunun yerine bir özne de kendinizi koyun. Yaşayın. Eğer bazen bana yazıyorlar. Hocam ya okudum inceledim de bir yerden sonra imanımdan olursam hani en azından şimdi Öyle ya da böyle bir imanımız var. İnceler de sonra iyice imansız olursan daha kötü olmaz mı? Şu an en azından uzaktan uzağa tasdik ediyorum. Bu ne kadar güvensiz bir yaklaşım. Evet. Ben de diyorum ki sen Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuyacaksın. Hidayet olan o küçük, o kız kadar da mı yaradanı iyi, onun seni düşürmeyeceğini, çeldirmeyeceğini, adım atmana karşılık vereceğini. Resulullah dedi ki kul bir adım atarsa Allah on adım ile ona karşılık verir. Kul Cenab-ı Hakk'a yol ararsa Hazreti Peygamber bunu anlata anlata bitiremedi. Dedi ki mesela çölde deveni kaybetmişsin. Kayıp deve. Ne yapar Araplar? Dediler ki ölüm uykusuna yatsın. Ölüm çünkü. Çünkü kurtuluşu su yok. Su yani. devede, yol deveyi, deveyi yol, yolu deve biliyor. Dedi ki böyle bir ölüm uykusuna yattığında birden uyansa ki devenin eğri kendisine doğru böyle ee, uzanmış halde nasıl sevinir bu muazzam bir sevinç? Der ki sevincin şiddetinden Allah'ım sen benim kulum ben de senin Rabbinim Rabbim yerini der. karıştırır. Bu denli Allah Azze ve Celle kulun hakkın arayışını, Rabbini arama adımı inanın bulunduğumuz galaksi sistemlerini sarsacak düzeyde bir adımdır. Kulun gerçeği arama varlık bunun için yaratıldı gökler ve yerin biz gönüllü geldik demesine. Ya öyle mi? Gerçekten mi gönüllü? İşte o adım başlıyor. Bu muazzam bir an. Allah azze ve celle onu karşılar. Onun gelişini ne neyi kimi al, yanıltacak Cenab-ı Hak? Okumaya başladığı, öğrenmeye başladığı andan itibaren yine de ısrarlı sorular oluyor. Diyorum ki okudunuz varsayıyoruz bu andan sonra. Hı. Okudunuz, karıştı aklınız. Bu kitabın Allah'tan olmadığını sonucuna vardınız ve bu halde öldünüz varsayalım. Allah'ın huzuruna çıktınız. Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bak ben üzerime düşeni yaptım. Sen biliyorsun başkası bilmese bile. Ben okudum, inceledim, uğraştım. Oluşmadı burada bu sonuç. Ne yapaydım? Yalancı davranıp dışarı çıkıp evet evet Allah'tan deyip münafıklık mı yapsaydım? Ben içimde oluşan sonucu dürüstlükle dışarı söyledim dersiniz yani bu, bu durum oluşursa ki bunun oluşması muhal bir şey Yaradan Allah Azze ve Celle ama bu muhali bir an için varsayın bu bile uzak durup uzaktan uzağa bilmediğin anlamadığın ne olduğunu fark etmediğin bir şeyi tasdik etmektense içinde bir içtenlik barındırıyor içten bir adım barındırıyor bir adım samimi Bil, sanki yani. samimiyet bir yola evet. çıkış var kaldı ki diğer önyargı yani kafam karışır bir korku sadece alemleri yaratan Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bana yolumu gösterecek. Buraya gelebilmek çok önemli. Beni yarattı, beni çaresiz bırakmayacak. Bana yolumu gösterecek. Bu bizi harekete geçirir. Bu bizi gerçeğin arayışıyla buluşturur. Bu bizi Kur'an'ı okuduğumuz kadar diğer önümüzde bir sürü teklif var. Bir başka başka din, başka dinler belli önerilerle bize geliyorlar. Bakalım onlar ne diyorlar. Bunun hiçbir zararı yok. Çünkü biz batıldan korkmuyoruz. Allah Azze ve Celle bize öğretti ki وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak gelince batıl, çürür, kaybolur, gider. O yüzden biz birisi batıl okuyunca aynı o kilisedeki adam gibi ya okuma Allah gönül koyar. Gitmiş işte Muharref Tevrat'ı okuyor, Muharref İncil'i okuyor. Budistlerin bilmem nelerini okuyor. <laughs> ne göreceksin ki? Göreceğin şey batıldan öte bir şey olmaz. Sadece hakkın nedenli apaydınlık bir gerçek olduğu iyice belirginleşir. Şimdi demin arkadaşla konuşurken dedi ki bu ışık da arka planla sizi ayırır, iyice e, belirginleştirir. Evet, diğerini görmek, batılı görmek hakkı öne çıkarır. Onun Hı. ne kadar değersiz, kıymetsiz, Hı -hı. anlamsız olduğuna en fazla tanık Hı -hı. olursun. Dolayısıyla bu yolculuk güvenli bir yolculuktur. Zayıf düşürülenler müstekbirlerin umduğu gibi apışıp kalmadılar tersine gönderdikleri üzerinden iman ettik dediler. Onlar da kızdılar bunun üzerine dediler ki inna billadi amentum bihi kafirun biz de o sizin iman ettiğiniz şeylere aslında kafir olduk. Hmm. Yani salih başka şeyler getirseydi inkar etmezdik ama getirdiği şeyler bizi rahatsız ettiği için. Size hidayet getiren şey bizi rahatsız etti. Bizim de asıl sebebimiz salihinden değil, onun kişiliğinden Gelme değil. Gelme şekli hmm. değil, nasıl indi değil, nasıl, nasıl? iletişim kurdu değil, Hiç ne söyledi, ne, ne söyledi. getirdi. Bizi de o söyledikleri rahatsız ha. ettiği için, biz de tam aynı sebepten kafirler olduk. O yüzden Cenab-ı Hak ne kadar doğru söyledi. Yudillu bihi men yaşa. Onunla dilediğine hidayet ediyor. Yine onunla dilediğini dalaletten. Yani arada Kur'an şeyine giriyoruz. Oradan dalalete veya hidayete Allah Azze ve Celle onun üzerinden bize neye bağlı olarak? Yaklaşımımıza bağlı olarak. Dürüst yaklaşırsak hak olsun yeter ki üzerime yüklediği sorumluluklara Allah göğüslerim yeter ki hak üzeri olduğumu bileyim. Buna dair bağlılığımı, hakkı başka şeylerle değişmeyeceğimi, hakka dair sevgimin Hepsinden üstü olduğunu, hani gönüllülük, hı hı. hakka bağlılığı, irademizi yaşayacağız ya. Burada sorun hakkı belli edip fark edip etmeme değil, sorun arkasında durup duramama Yoksa hakkın belirginliği herkes için eşit. Zaten ayağım dayanmıyor. Evet, bu noktayı çok kaçırıyoruz. Bazıları hakkı fark edenler mümin olabiliyor. Edemeyenler işte tarlasında, şurada, başka Çin'de, Hindistan'da böyle. onlar da hal kafir kalıyor. Öyle bir şey yok. Allah azze ve celle'yi yani yaratıcı olduğunu bütün herkese belli ediyor. Allah azze ve celle kendisinin bu taşlar yapılar, Hindusunun şunun bunun ağaçları bunların bir ilah olamayacağını da onların hepsine belli ediyor. Hı hı. Ama ortamın getirdiği avantajlardan vazgeçmeyi göze alamayanlar hakta yol alamıyorlar. Çünkü Allah azze ve celle hak uğruna bedel ödemeyi göze alanlara ...hidayet sürecini nasıl ediyor. O yüzden Hz. Ebu Zer'in hidayeti Resulullah'la... ...temasından evet. da öncedir. Evet. Yani kardeşi Mekke'ye gidip geliyor. Sonra buna diyor ki ya biliyor musun Mekke'de bir adam çıkmış... ...aynımı senin söylediklerini söylüyor. Nasıl yani? O da putları mutları ilah falan değildir de diyor. Gerçekten mi? Peygambermiş ben hemen gidip onu bulmalıyım. Gelip Resulullah'a durumunu anlatıyor. Onun hidayet mesajını duyunca hemen iman ediyor... Ve sonra gidip işte Kabe'de Nusup oluncaya kadar Rahman suresini okuyup da onlardan dayak yiyor. Bu bizimle vahiy arasındaki iletişimin Cenab-ı Hakk'ın sözleriyle arasındaki iletişim sürecin kendisinden bağımsız. Ben Hakk'ı yani önüme konulan kitabı bazıları bazılarımız ne zannediyordu? Üzeri mühürlü olacak getiren kişiye güveneceğim ondan da öncesine güveneceğim ondan da böyle anca öyle olursa öyle olaydı. Resulullah'ın zamanında bile böyle bir zincir koymak, böyle bir tam melekten Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'den Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e ve insanlara ulaşımını gar garanti etmek mümkün değil. Kuşkular acaba değiştirdi mi, acaba doğru mu değil mi? Ama müstezaflar dediler ki biz onun Allah'ın elçisi olup olmadığını nereden biliyoruz biliyor musun? Getirdikleri üzerinden biliyoruz. Biz de aynı şeyi iddia etmeliyiz ve bu şehadet Eşhedü enne Muhammeden Resulullah tanıklık teması gerektirir. Diğer türlü olsaydı, güveniyoruz, hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz sadece ona değil, arada bu mesajın iletiminde rol alan herkese güvendiğimizi iddia etmemiz sadece bizim iddiamız olur. Kimse de buna inanmaz. Hmm. Ama mesajın kendisine tanık oluyorum. Oradan yenişemiyorum onunla. iman ediyorum o cinler, insanlar hepimiz otursak yapamayız. Kur'an'da böyle nice ayetler var. Kur'an'ın karşı argümanıdır bu. Hadi 10 tane sure getirin benzeri. Evet. Olmadı hadi bir tane sure getirin benzeri. O zaman iddia nereye temel teşkil ediyor? Kendi kanıtını, dayanağını nereye dayandırıyor? Malzemenin sunduğu malzemenin kendisine. Allah'tan elçisine ve ondan insanlara ulaşan vahyin kendisine dayandırıyor. Bunu burada çözdük çözdük çözmedik başka araçlara bağlarsak o zaman o araçlarla ilgili bizim elimizde koca tarihi süreçte bir sağlama yapacak dönüp oralarda hiçbir yoklayacak. Şey yok. Hiçbir şey yok. Hocam şey dediniz ki Hazreti Ebu Bekir bu zamanda yaşayandan daha avantajlı değil. Vahiyin nazil oluş süreciyle alakalı. Evet, vahiy ile muhatap, o, muhatap olma, olma. Çünkü onlar da bizzat hepsine şahitlik edemediler. Evet. evet. Peki hani biz biliyoruz ki vahiy tedricen gelmiş. Bazen iki ayet arası üç ay Sürmüş. Hmm. Madem manadır esas olan hmm. Cenab-ı Allah neden hepsini birden edip tamam etmedi de hmm. zamana yaydı o zaman. Burada evet. ne gibi bir hikmet var? Şimdi vahyin inişi hayattaki olgularla eşleşerek anlam kazanıyor. Yani siz hayatta yaşanmayan şeyleri büsbütün birdenbire indirdiğinizde burada duruyor. Satıra inmiş oluyor. Satırda bekliyor. Bunun hayata inmesi Hazreti Peygamber evet. ve etrafında bir de Hazreti Peygamber bir kişi ama vahiy topluma dair mesaj içeriyor. Karşılık bulması ve onun o toplum üzerinde yankısı, iz düşümünün oluşması. Şimdi vahiy nice konular ediyor farklı farklı. Bunların hepsinin aynı anda toplumda birdenbire yaşatılıp hepsinin ilişkilendirilmesi diye bir şey olmayacağından gelen vahiy kendi ortamını ve kendi olayını Seçerek eşleşe eşleşe iniyor. Bu Allah'ın ilminde. Ben bunu bir gün öğrencilere söylediğimde dediler ki o zaman sahada o olay yaşanmazsa Cenab-ı Hakk'ın tam da <laughs> konusuyla ilgili sözü indirmek istediği. Olayı yaratan, istediği, da, Allah var, yaratan yani da Allah. Yani süreci de olayları da evet. yaratan Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla eşleştirmeyi gayba dair ilmiyle Cenab-ı Hak biliyor, hiç beklemiyor. Şöyle tamam bir olay olsun yani. da evet. tam da bu konudan mesaj vereceğiz onu da vermiş olalım. Şöyle bir öyle değil. Bu gayba dair ilim yaşanan zamanı öncesini ve sonrasını yaşanan zaman şuhud, şehadet ilmi hmm. Cenab-ı Hakk'ın. Biz de şehadete sahibiz ama bizim şehadetimiz bakın şu alanla sınırlı şu anda tanıklığım dışarıdaki olayları görmem ama Cenab-ı Hakk'ın şehadet ilmi وَهُوَ, اِنْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ şehid, her şeye şehadet yaşanan anda Allah Azze ve Celle her şeye tanık yaşanan anın öncesine ve yaşanan anın ilerisine gayb ilmi, Cenab-ı Hak dedi ki benim gayb ilmim de var. alimul gaybi. Dolayısıyla indireceği mesajın hangi ortamda, ne zaman, hangi olayla eşleşip böylece satırda kalmaması, hayata yan, yansıması. Mesela örnek verelim, adamın biri evine geldi ve yani talihsiz bu durum ama vahiy ile eşleşmesi Hı -hı. bakımından söylüyorum. Hanımını bir başkasıyla yakaladı. Ne yapacağını şaşırdı. O esnada bu konuya dair bir bilgi yok, vahiy yok. Bilinen tek şey bir kimse dört şahit olmadığı zaman bir başkasının e, zinasına dair iddiada bile bulunamaz. Hmm. Eğer dört şahit asgari varsa o zaman bu iddia gündeme gelir. Yoksa keenlem yokun gibidir. Geldi bir arkadaşına dedi ki ya bir adam böyle bir durumu yaşasa gelip size sorse, söylese e dört tane şahit olmadığı için kırbaç cezası verirsiniz. Ne yapacak adam evdekilere yani siz bekleyin üç tane Mesai daha benim, mu geleyim, geleyim diyemeyeceğine göre tam bir kördüğüm. Birileri o duyanlardan Resulullah'a ilettiler ki böyle bir durum biri yaşıyor ve çok sıkıntılı durumda. Allah Azze ve Celle lian ayetlerini indirdi. Resulullah da bu ayetlerin işini bekledi. Lian ayetleri geldi böyle bir durumu çözüme kavuşturdu. Ve bu duruma yani tanıklık kişinin kendi ailesiyle üzerinden olursa bunun çözümü böyle. Ne olacak? Kişi gelip söyleyebilir. Ben ailem böyle bir olayla yakaladım diye. Peki ne olacak? Yemine davet edilecekler her iki taraf. Hı hı. Ve bu yemin ardı ardına beşinci yemine kadar taraflar erkek böyle bir olaya tanık olduğuna dair yemin, ediyorum. yemin edecek. Dürüstüm, doğrucuyum diye. Kadın da hayır benim hakkımda o yalan söylüyor diye karşı yeminlerini atağını yapacak. Eğer her iki taraf yeminlerini beşer yeminlerini tamamlarlarsa ilişkileri kopacak. Konu ahiret gündemine kalacak hmm. ve kendileri ayrılmış sayılacaklar. Hiç kimse de bu konuyla alakalı konuşmayacak. Yani böyle bir olay yaşandı mı yaşanmadı mı bilinmeyecek bu konu. Lian, Ademe mahkum edilecek. Evet, Lian üzere kördüğüm kapatılacak böyle. Buna dair olay... Bu olayın yaşandığı ortama nazil oldu. Yani bunu Cenab-ı Hak hiç konu böyle bir şey yok. Bir ayetler geliyor. Acaba o da neymiş? Ne demekli? Nasıl bir şey? Bu buna niye ihtiyaç duyalım bu ki? Bu ne ki böyle bir şey olmuyor? Çünkü hmm. eğitimi Cenab-ı Hak Allah azze ve celle kulu yarattığı için eğitimi sahadaki eylem üzere yaşanan bir şekilde yansıtıyor. İçkinin yasaklanması bile böyledir. Yani Tek örneklik o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil. Hani namazda ona bakıyorduk. Evet. Bazen olaylar. Toplumsal olayda. Bazen top... de tabii Peygamber Efendimizin haricinde evet. ashab-ı kiram da Orada meselenin daha iyi vuzuha kavuşması, anlaşılması için aslında rol alıyor. Rol modeli. Uygulayıcı rak aktör yine Hazreti Peygamber. Yine efendimiz Ama hatırlasın. kahramanlarımız artıyor. Birileri diğerlerin. giriyor, birileri çıkıyor. Ama namazda da diye evet. kahramanlar giriyor. Hazreti Peygamber önde kıldırıyor ama arkada evet. diğer kahramanlar da orada olayın bir parçası oluyorlar. Sonuçta vahiy onlar da hmm. üzerinden de yaşanıyor. E bunlar da zamanı gelince yaşandı. Mekke döneminde yaşanmadı. Yaşın. Abdest bile hmm. Medine, Medine döneminde Medine. nazil oldu. Dolayısıyla ha bunun verdiği anlam sadece öğrenme boyutu itibariyle toplumun değişimi, dönüşümü, olaylar yaşandıkça, yaşandıkça içselleştirildikçe bu tediricilik bize bunu da öğretiyor. Hmm. Yani bir bir toplumsal olayları e, volüm şey e, volam etkisine benzetiyorlar şey gibi. Mesela değirmen gibi düşünün koca büyük bir değirmen. Fizikte bu değirmen T0'da durdurulamaz. Yani birden bire hızını diyelim ki yüz devirle dönüyor. Ansızın kesemezsiniz. Böyle bir şey yok. Sonsuz güç gerektirir. Öyle bir şey yok. Dağıtırsınız değirmen. Evet. Ne yapılabilir? Frenlenebilir. Frenlene, frenlene durdurulur. Sonra aksi istikamette döndürecekseniz bu kez yavaş yavaş kuvvet uygulayarak döndürürsünüz. Toplum da böyledir. Birden bire durdurulup birdenbire dönüştürülemez. Darmadağın olur ortalık. Tedricen, yavaş tedricen. Yavaş. Allah Azze ve Celle vahiy indiriyor. Tedricen, tedricen, tedricen. Ve bize öğretiyor ki bak Mekke, Medine toplum dönüşümü ki bu durda burada dönüşen toplum bilahare sahabe-i kiram dediğimiz kaliteye ulaşacak toplum. Evet. Ama olsun bunlar fertlerden insanlardan oluşuyor ve adım adım ıslah edile edile. toplum noktaları tek tek Öyle örüle örüle. Bu aynı zamanda toplumsal planda olduğu gibi bireysel karşılığı da öyledir tek tek. Bir insanı da küt diye birdenbire çeviremezsiniz. Bize de öğretiyor aslında Cenab-ı Allah. Bunu öğretiyor. hakikati evet. nasıl anlatmamız gerektiğini. Nasıl uygun olur. zaman, uygun olay, uygun koşulları bekle ve uygun şeyleri söyle. Ve Hepsini ve birden değil yavaş uygun yavaş. Uygun öncelikler. Uygun öncelikler. öncelikler. Evet. Önce akilesi. Allah'a iman etmeyen adama zekattan bahsetme diyor. Bahsediyorsunuz. Tesettürden bahsetme. Yani batılı biriyle veya gayrimüslim biriyle temasınız var. Adama siz alkolden giriyorsunuz. Rejme anlatıyorsun yani anlatıyorsunuz. Yani rejme anlatıyorsunuz. Adam daha Allah Azze ve Celle'ye dair yegane tek bir ilaha dair akidesi yok adamın. Evet. Siz bu dinin işte abdestinden bahsediyorsunuz. Bu Cenab-ı Hakk'ın yapmadığı bir şey. Evet. Allah Azze ve Celle bu dini böyle indirmedi. O zaman demek ki öncelikleri doğru sıraya koymak ve kişi bunu içselleştirdikçe, öğrendikçe onun gelişimini planlamak ve yönetmek. Allah Azze ve Celle bu tediricilik üzere dedi ki diyorlar ki لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً Dediler ki niçin Kur'an'ına tek seferde indirilmedi? <laughs> Allah Azze ve Celle dedi ki böyle peyder pey indirmeyi لِنُثَبِّتَ بِهِ fu'adak senin gönlünü onunla sabitleyelim diye bu inişin adım adım gelmesi kişiyi baştan Hazreti Peygamber'i destekleyen, yöneten, ilerleten bu onun ekinde de ardında da toplumu aynı şekilde hmm. geliştiren, yöneten bir süreç. Vahyin bir kezcik gelip kapanması ya düş müydü, hayal miydi, rüya mıydı, ne neydi? Hazreti Peygamber arasında sürekli gelmesi, peş peşe gelmesi toplum için de aynı şekilde bir de buradan dönüp baktığımız zaman Hazreti Peygamber 23 sene içerisinde orada orada sürekli vahiy almış bir orada bir burada parçalı bir ortam getir getir getir. Normalde ne beklenir? Hani siz demin bağışlayın vereceğim örnek belki şeyden dediniz ya bizden sonrakiler yorulmasın. Girişinde anons et şu şu bu bu yani birikecek bu kadar data olacak. Kodlamazsanız Dağılır. Bu dağılır. Bir süre sonra hangi sırada geldi, demin ne demiştiniz, önceden ne? Karışır insan zihni 23 yıllık bir akıştaki dağınık şeyi yönetemez. Allah Azze ve Celle bunu katından indirdiği için bize ulaşan kitabın orada hicret esnasında o vahiy geliyor, başka yerde vahiy geliyor, Hazreti Peygamber'in yanında kompüter yok, bir şey yok, geleni aktarıyor, geleni aktarıyor. Peki bizim elimizde nasıl bir resim var? Başı, sonu, ortası tam bir insicam içerisinde. Elin batılısı bile alıp iman etmediği halde alıp ayetini kazıyor böyle üniversitesinin girişine. Muazzam ifadeler diyor. Okuduğumuz zaman bugün yani ben bazen şöyle iddia ediyorum diyorum ki geçmişten 100 yıl öncesinden bir kitap. Alıp açtığınızda satır satır nelerle karşılaşırsınız? Her sayfada ha, o gün böyleymiş. Bak o gün öyle düşünüyorlar. Ha o günlerde böyle. O günün bilgisini, birikimini a a a yansıtır. Ve o güne dairdir. Allah Azze ve Celle'nin kitabı öyle mi? Açtığınızda bugün bildiğimiz ilimle bugüne kadar yürüdüğümüz geldiğimiz gerçeklikle nasıl bir etkileşim içerisinde? Allah kelamı diye mi gösteriyor kendisini? Yoksa o gün konuşulmuş bir kelam olarak mı? Yıl 1900 yanılmıyorsam 50'ler falan. Cenin ilminin yani embriyoloji ilminin bugün içinde babası diye bilinen bir adam. Adı neydi? Michael'lı bir şeydi diye hatırlıyorum. Youtube'da da görüntüleri var. Dünyaya açıklama yapıyor. Bu işin babası olarak. Ha böyle kalın embriyolojiye dair Kitap bu iş. Şey. Evet bu işin başı. Diyor ki ben bu konuyu inceledim Kur'an'da. Orada anlatılan hususlar ve başlıyor sunumunu ekranda göstermeye. Ayetlerin ifade ettiği bugün bu asırda bizim öğrendiğimiz ortaya çıkan sonuca göre tabi anlatımı uzun bu bilgiler kendisine tam da bu süreci yaratan Kudret tarafından getirilmiş olmalı. Bunları o gün için onun bilmesi, İnsanın bilmesi, bilmesi yani. imkanı yok. Şimdi bu dediğimiz yoklama süreci yani bizi duyan, dinleyen, ileride dinleyecek olan herkes için kendimiz için de böyle. Bugüne kadar yani Kur'an'ı bir kenara koyun, bir ehliyet almak için o incelediğiniz kitaba bakın. Çok fazla fark yok arada. Evet. Yani ehliyet kitabı da o kadar. Veya yanı sıra bir lisans programını okumak için bir dünya kütüphane dolusu yani. Üniversite öğrencisinin bile kütüphanesine baksanız bir dünya kitaptan evet. geçiyor. Allah'ın kendi kitabı bu kadar insandan onların hidayetine vesile olan en azından merak düzleminde bile ya bir bakayım gerçekten yaradanın sözü mü eğer onun sözüyse beni yaradanın sözüyse ona uymaya hazırım diyecek bir ön hazırlığı, içtenliği hakikaten hak etmiyor mu? Buna bu fırsatı vermek, bunu bir okumak, bir gözden geçirmek. Buna başladığımız andan itibaren Allah azze ve celle'nin rahmetindeyiz. Yeter ki gördüğümüz gerçeği göz ardı etmeye, inkar etmeye dair bir inatlaşmayla bir inatlaşma içeri içermeyiz. Ben, etmeye ben hazır. dürüst bir adamım. içim neyse dışım o diyen herkesi. Cenab-ı Hak dedi ki bazen ben Ya Rabbi böyle birileri vardır ama hiç duymamış. Dolayısıyla hani ona kim duyuracak? Ayette Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ عَلِمَ fihim hayran خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ Allah onlarda bir hayır bilse onlara da kesinlikle işittirirdi. Dünyanın neresinde olursa olsun biz hepimiz Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde yaşattığı varlıklarız. Bu hayra sahip herkese Allah Azze ve Celle bu farkındalığı yaşattırıyor. İyiler adım atıyorlar, kötülerse inat edip içinde bulundukları toplumla uyumlu kalabilmenin avantajını yaşamayı tercih ediyorlar. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Yani normalde şey denir değil mi hep böyle bir eser bırakırsınız, dünyalık yani bizlerin yaptığı, fanilerin yaptığı zaman geçtikçe hevesi de kaçar, gerçekliğini de yitirir, o o zamana ait bir şey olarak kalır. Hı hı. Oysa Kur'an-ı Kerim zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe yeniden ve yeniden Allah kelamı olduğunu ispat eden, hani mucizedir diyoruz ki evet. belki bir pencerede bu, gerçek bir mucize olduğunu kanıtlıyor. Evet. Peki teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Ederiz, Önümüzdeki bölümlerde devam edeceğiz sohbetimize, İnşallah. bugünlük İnşallah. bu kadarla iktifa edelim. Allah'a beden razı olsun. Kıymetli dostlar teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Ben şahsım adına çok istifade ediyorum. İnşallah sizler de istifade ediyorsunuzdur. Yeni bölümde yine Halis Hocamla beraber olacağız. O zamana dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.